Herkese merhaba. Bu Abaküs'te input file yaparken yani bir INP dosyasını Abaküs'e yüklerken en başta şöyle bir yükleme yapıyorduk ve isminin şu şekilde geldiğini söylemiştik ve sonunda isim değişikliği yaptığımızı söylemiştik. Ben bu sondaki isim değişikliğini öncelikle başa aldım. Yani direkt burada yapayım dedim. Ama sonra şunu fark ettim. Aslında şu koda bakarsanız input file koduna dosyanızdaki INP dosyasını aldıktan sonra direkt ismini şurada değiştirmek istiyor. Dolayısıyla şunu ben ismini değiştirmektense burada doğrudan model 1'in içine kaydedebilirim. Yani şuradaki model 1'i şuraya model 1 yazarsam direkt bu INP dosyasını alıp bunun içine kaydeder. Onu da hemen şöyle gösterelim. Eğer böyle import etseydim mesela bunu bir yazalım şuraya. Şunun içine giriyordu. Ve model 1 boş kalıyordu. Dolayısıyla model 1'i silip şununla model 1'i sildim. Bunun ismini de işte model 1 olarak değiştirmem gerekiyordu şunu, şu şekilde. Şimdi ise bunu yapmaya hiç gerek yok. Ekstra işlemem. Bunların ikisini iptal edip siz de bir önceki videoyu izlediyseniz en alttadır onlar. Onları silip şuraya sadece model 1 yazarsam benim bunun tamamını aldığımda bakın direkt modül 1'in içerisine parçam attı. Çıktıklarsam görecek. Bu da burada. Dolayısıyla artık sadece modül 1 ismiyle şu işlemlerimi yapabilirim. Dolayısıyla bunlarda gördüğünüz isimleri de modül 1 olarak değiştirirseniz hepsini de artık fix olarak sadece tek yapmanız gereken tekrarlı işlemlerde şuradaki ismi değiştirmek. INP'yi çağırdığınız ismi. Geri kalan her şey fix olarak modül 1 ile yapılacak. Bu sayede ekstra bir buradaki değerleri değiştirmek zorunda da kalmayacaksınız. Bu sayede ilerleyebileceğiz gördüğünüz gibi. Yani dolayısıyla mesela ben burada işte bir translate yapıyorum. Şu şekilde. Sonrasında mirrorlama yapıyorum. Yapmış mirrorlamayı. Bu to assembly yapıyorum sonra. Burada YZ eksenini mirrorladım. YZ ekseni şurası. Ona göre translation tanımlayacağım. Aslında sadece şurasını Z ekseninde eksi olarak translate edeceğim. Şimdi silelim. Bu şekilde kodunuzu modifiye edip kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Önemli olan da şu input dosyasını çağırmak ve genel ismini çağırdığınızda bakın. Hepsi model olduğu için şunların işim çok kolaylaştı. Bunların merge silersem ilk mirror işlemi tamamlamış oluyor. Bu şekilde tamamladım. Şimdi x, y'de ve x, z'de de mirrorladığımda işlemler tamam olacak. Deneyelim. Bunlar zaten önceden tanımlıydı benim. Sadece model 1'i hepsini de değiştirdim. Bakın hep model 1 ile işlem yapıyor. Burada mirrorladı. Yine burada da hep model 1 ile işlem yapıyor. Modelin ismini model 1 olarak değiştirdiğinizde kısacası bunların hepsini tamamlamış olacak. Bu şekilde mirrorlayarak ilerleyebilirsiniz. Daha fazla mirror yapmak isterseniz etrafında yapabilirsiniz. Evet, bir de malzeme özelliği var burada gördüğünüz gibi. Bunu da tamamlayalım. Hepsi çalışıyor. Dolayısıyla ben şimdi kapatıp şu kodu kaydedip run script dediğimde olarak kaydettim. Kodu çalıştırıp mirrorlamasını yapmış olması lazım. Evet yaptı. Ve gördüğünüz gibi sadece model 1'in içerisinde bu işlemleri yaptı. Hiç sonrasında model değiştirme üzerine, model 1 ismini değiştirme üzerine uğraşmadım. Ne yaptım? Sadece başta çağırdığım INP dosyasının ismini şurada girmektense name olarak bunu model 1'e gir diye söyledim ve tamamlandı işlem. Bunu siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani en sonda bir önceki videoda gösterdiğim silme işlemlerini yapmanıza gerek yok ya da şuradan yapmıştık hatırlamıyorum ama burada silme ve isim değiştirme yapmanıza gerek yok. Onları iptal edin. Model 1'i buraya yazın ve geri kalan her şeyde model 1 olarak isimleri değiştirdiğinizde bunu da çok kolay yapabilirsiniz aslında. Nasıl yapabilirsiniz? İsmi şu olacak mesela. Ctrl F yapın. Replace. Bunun için tabii Notepad++ yazılımını indirmeniz lazım. Bunu da doğrudan model 1 ile değiştirdiğim replace all dediğinizde şunların hepsini ben öyle değiştirdim. Hepsini değiştirmiş oldum. Yani bu isim sizde farklı olabilir.
Belki şurada 4 yoktur. Burada belki ekstra şeyler vardır. Olarak da değiştirebilirsin. Bunu bir kere yapınca gerek kalmayacak başka zaten. PY kodunu böyle yaptıktan sonra kaydettiğinizde CTRL'se ile işlemlerinizi tekrarlı yapabileceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.